Evet. İkinci sual. Fela taziru ve azratun vızra uhra. En'am suresi, İsra suresi, Fatır suresi ve Zümer suresi. Nin bir ayeti kerimesi. Yani suçun bireyselliği, kişiselliği hakkında bir ayetin tefsirini okuyalım. Olur mu? Olur mu? Peki. Tabii bu ayetten ders ve ibret almayanlar senin suçun yüzünden seninle iltisakı olan, irtibatı bulunan, hatta yakın akraban olanları dahi seninle aynı cezaya çarpıyorlar, çarpıtıyorlar. Öyle değil mi? FETÖ'cüysen, fakat anne baban FETÖ'cü değilse ceza almamaları lazım. Ama öyle olmuyor. Halbuki ayet bak, suçun bireyselliği hakkında bize ders veriyor. Bakın okuyalım. Kaynağını da göstermiştim. En'am suresi, İsra suresi, Fatır suresi, Zümer suresine bakabilirsiniz. Vela taziru vaziratun vuzra uhra. Ferman-ı esasisi ile, bak ne diyor? Bir kardeşin hatası ile, komünistliği ile, fetoşistliği ile, kemalistliği ile, putperestliği ile, ladini olması ile, diğer öz kardeşi mesul olmadığı halde, yanlış mana verilmemek için neşrini men ettiğimiz ve 8 sene zarfında, aleyküm selam gençler, bir veya hatta daha güzel şekliyle alalım selamı, aleyküm selam mübarek ve rahmetullahi ve berekat. Evet. Bir veya iki defa elime geçen ve 25 seneden daha evvel aslı yazılan ve ehemmiyetli noktalarda imanı şüphelerden ve manası anlaşılmayan bir kısım müteşabih hadisleri inkardan kurtaran bir küçük risalenin bizden uzak bir yerde, bilmediğimiz bir adamda bulunması ile ve yanlış mana verilmesi ile ve Kütahya ve Balıkesir tarafında bir dokunaklı mektup bulunması ile bizleri o vakit Ramazan-ı Şerif'te ve şimdi bu dehşetli soğukta, ki şu anda aynen dehşetli olmasa da soğuk bir mevsimi yaşadığımızı söyleyebilirim. Pek çok masum rençber ve esnafları, hatta adi ve eski bir mektubumuz yanında bulunması ile ve arabası beni gezdirmesiyle ve bize bir dostluk münasebetiyle veya bir kitabımı okumasıyla tevkif edip perişan etmek ve maddeten ve manen onlara ve vatana ve millete lüzumsuz bir evham yüzünden binler lira zarar vermek hangi adalet kanunu iledir? Adliyenin hangi maddi kanuniyesi iledir? Bu deney sıvısı da öyle bakın. Hiçbir kanuna, aslına, aslarına muvafık olmayan, alakası olmayan bir tatbikat. Öyle değil mi? Bu PCR aşıları, PCR testleri, aşı testleri hep Allah'ın belasıdır. Yani sizin kanunlarınız ve anayasanız ile de alakalı değil. Zaten Kur'ani ve imani ve İslami değil. Şeytanın sıvısı. Fakat daha fazlası nedir? Bu şeytani sıvıların sizin bu münafık kanunlarınız ile de alakalı değil. Yani öyle bir
madde-i kanuniye yok. Kitaplarınızda da bulunmuyor. Evet. O yüzden ne dedi bak? Adliyenin hangi madde-i kanuniyesi iledir? Hiçbir. Diye cevaplarsak yanlış olmaz. Ayağımızı yanlış atmamak için o kanunları bilmek talep ederiz. Bakın söyleyemiyorlar. Öyle değil mi? Yani bunun cevabını veremiyorlar. Evet, hem Denizli'de hem Afyon'da tevkifimizin bir sebebinin bir hakikati şudur ki, bir kısım hadislerin manası ve tevili bilinmemesinden akıl kabul etmiyor diye inkar edenlere karşı avamın imanını kurtarmak fikriyle çok zaman evvel yalnız ben egzersizi, antrenmanı, yürüyüşü başlatmayı unutmuşum. Bir dakika. Şimdi açtım. Çok zaman evvel Darül Hikmet-i İslamiye'de iken ve daha evvel aslı yazılan 5. şua farz-ı muhal olarak dünyaya ve siyasete baksa ve bu zamanda da yazılsa ve şimdi bu Nurcu Fakir de okusa. Hadi. Madem gizlidir. Şiir hele okutma. Ki şimdi gizli değil. Ve taharriyatta bizde bulunmadı. Ve gaybi haberleri doğrudur. Ve imani şüpheleri izale eder. Ve asayişe dokunmuyor. Ve mübareze etmiyor. Ve yalnız ihbar eder. Ve şahısları tayin etmiyor. Şimdi 5. Şua Risalesini bizden, sağdan, soldan işitenler, Kemalistler mesela duyuyorlar. Zannediyorlar ki 5. Şua Risalesinde Mustafa Kemal'in ismi ayan beyan ortada. Aşikar bir şekilde telaffuz ediliyor zannediyorlar. Tasrih ediliyor zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Şimdi bakıyorlar o Risale'ye, bulamıyorlar. Öyle değil mi? Bizim dershanemizde de vardı böyleleri de. Risale'yi gösterdiğimiz zaman ancak inanıyorlar. O yüzden 5. Şua Risalesi dediğiniz zaman aklınıza şu gelsin. Gaybi haberleri doğru, imani şüpheleri izale eder, asayişe dokunmuyor ve mübareze etmiyor. Ve yalnız ihbar eder ve şahısları tayin etmiyor. Ve ilmi bir hakikati külli bir surette beyan ediyor. Aklınıza bu gelsin. 5. Şua Risalesini okuduğunuz zaman. Anlaşıldı değil mi?